Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kırmızı grubu konuşacağız Hüseyin Karabacak'la beraber. Çok fazla laf uzatmayayım, hemen haftanın sonuçlarına geçelim. Bodrum Spor deplasmanda Karabük Spor'u 6-1 ile geçti. 7 artıcı iddiacılar bu maç için sevinçliydi. Van 1-0 geri düşmesine rağmen 1920 deplasmanında Konya Spor deplasmanında 2-1 galip ayrıldılar. Mamak VK deplasmanında Bayburt yendi. Bayburt için değil geçenlere devam ediyor. Pendik deplasmanda Elazığ yendi. Pendik'te kıpırdama var. Yani Evet. bir şeyler olacak gibi. Sakarya Etimesgut deplasmanda yendi. 10 kişi tamamladılar maçı. Eyüp Spor, Kırklareli Spor, Eyüp Spor'un evinde Kırklareli Spor'u 4-0 geçmesi önemliydi. Yani sıkıntı yaşayabileceği bir maçtı. Çünkü Kırklareli en az yenilgi alanlardan birisi ligde. Pazar Spor Kastamonu deplasmanda 1-0 galip. Sıkıntı burada kaynaklanıyor. Kastamonu neler yapacak? Ferik 2, Kırşehir Belediye 1. Bu maçta biliyorsun olaylar oldu. Ferik'le alakalı konuşacağız. Çok üzücü şeyler söylüyorlar Ferik yönetimi, Ferik'in davranışları hakkında. Tarsus İdman Yurdu, Sivas Belediye 0-0. Turgutlu evinde 3 kırmızı kart vardı. 2-0 yendi Karacabey'i bu arada. Turgutlu'da 3 kırmızı kart vardı bu maçta da. Karacabey 2, Turgutlu 1 kırmızı kart gördü. Puan durumu Eyüpspor 41. Eyüpspor çok büyük avantaj yakalamış durumda şu an bu grupta. Bir maçı eksik. Van Spor ve Turgut Spor'a rağmen onların Van Spor'un 4, Turgut Spor'un 5 puan önünde. Sakarya 31 yaptı. Kırşehir 30'da kaldı. Ferik Belediye 28. Kırşehir'e yaklaştı. Gibi Bodrum Spor sıralanıyor. Bu grubun orta sıraları çok karışık. Küme düşme altında Elazığ, Bayburt ve Karabük var. Tabii ki Bayburt'un maçları eksik ama Bayburt'ta çok iyi bir görüntü çizmiyor. Eyüp Spor 4-0'la geçti. Kırklareli'ni aslında Doğru. yani Kırklareli'nin durumuna bakacak olursak yani dediğim gibi ligde en az mağlubiyet yaşayan takımlardan birisi onlar da. Daha çok berabere kalan takım. Yine bir beraberlik mi yani beklenilebilecek bir sonuç ama işe erken bitirdi. Şimdi Abdullah'cığım 36 hatta 20'ye 19 39 tane takım var ikinci ligde toplam herhalde. Evet. İkinci ligin en ikincilik kadrosu herhalde Eyüpspor'dadır. Yani şimdi Hekimoğlu, Kocaeli, Manisa FK'ya baktığımızda üst ligden kaliteli futbolcular çok fazla kadrolarında. Üst liglerde forma giymiş kaliteli futbolcu. Ama Eyüpspor tamamı neredeyse yani çoğu ikinci İkinci ligin ligdeki en en iyi iyi oyuncular futbolcularından mı? oluşuyor. Tabii. Şimdi mesela düşün yani Tuzla Spor'un en değerli futbolcularını almış Eyüpspor. Spor Betinde Taha Balcı var. Yani hani Taha Balcı'dan mesela çok hani 5 tane şampiyonluğu olmuş. Bunun 3'ünü 4'ünü falan bu ligde yaşamış bir futbolcu. Taha'nın Hani performansından bak memnun değiller ama bu arada. zaman yani Taha önemli futbolcu. İkinci yarı sazı eline alır. Ben her şekilde Taha'ya açıkçası güveniyorum. Taha iyi bir forvet. Onun dışında baktığımızda şimdi Ben de Eyüpspor o konuyla yani alakalı konuşmak istiyorum yani. Taha'nın neden memnun değilsiniz? Az gol attığını söylüyorlar. Taha'nın performansını yani bu kadar ağır ligde geniş kadroda Taha gibi bir oyuncuya kesinlikle ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Özellikle ikinci devre ben Taha'nın çok fazla sazı eline alabileceğini düşünüyorum. Yani Taha inisiyatif alabilecek takımda pozitif ortama uyum sağlayabilecek tarzda bir oyuncu. Daha ikinci devre çok fazla iş yapacaktır diye düşünüyorum. Yani çok takılmamak lazım. Taha değerli ve önemli bir futbolcu. Eyüpspor çok iyi gidiyor Abdullah. Gerçekten çok iyi gidiyor. Ama onların yarın yanlış değilsem bir erteleme maçı olması lazım. Kastamonu Spor'la bir maçları var. Ve ondan Bakalım. sonra Evet asıl doğru. mesele Birinci aynı kişi doğru. asıl mesele altısında yani yanlış değilsem çarşamba günü mü oluyor Evet. altısı? Tabii. Dört pazartesi. Çarşamba günü Van Van Spor'la deplasmanı. maçları var. Çok yani gerçekten umarım yayıncı kuruluş onu düzgün bir şekilde yayınlar da izleriz. Çok değerli ve önemli bir maç olabilir. Hem Van Spor için önemli bir maç olabilir. Hem de önemli bir maç olacak. Hem de Eyüpspor. Hatta alttaki takımlar özellikle Sakarya'sa Turgutlu için de ellerini avuşturacakları birer puan alan alsalar da biz de yolumuza baksak bizim de acaba umudumuz olur mu diye verecekleri bir maç havasında olabilir orası. Eyüpspor için diyecek pek bir şey yok. Çok iyi gidiyorlar. Maşallah demek lazım. Yani 2 hafta önce bir takıldılar Sivas deplasmanında, Sivas Belediye'ye. Onun dışında iyi gidiyorlar. Onun dışında baktığımızda Kırklareli Spor'da bu ligin en fazla beraberlik alan takımı. Yani hani Ben diyoruz ya playoff'un ligin en içinde az ma kalacaklarını düşünüyorum Kırklareli'nin. playoff'un içinde kalacaklarını mı? Ya Dışında. Abdullah ben ha Dışında dışında ben de kalacaklarını. öyle düşünüyorum. Ben de öyle Daha düşünüyorum. Yani da bu hatta grupta şu gidip anki sıralamanın onlar için Aykut Kocaman TV ile suni olduğunu düşünüyorum. Daha alta düşeceklerdir.
Yani alt sıralarda daha kaliteli takımlar var bence zaten hani baktığımızda kırklarıyla. Tarsus, Yani Karacabey. ya ikinci yarı burada 3 galibiyet. Efendim. Bak hani hep dediğimiz bir şey var. Gerçekten 3 galibiyet. İkinci yarıya nasıl başlarsan o ilk 3 maçta mesela ekstra bir seri galibiyet yakalayan kendi playoff'u atma ihtimali çok yüksek olur 7 Abdullah. ile 13'ün Artık ikinci arasında yarı. şu an ise 7 ile 13'ün arasında 3 puan var. 7. sıradaki ile 13. İşte. sırada. Bir anda Yani her şey değişti. orası cadı kazanı gerçekten öyle. Kırklareli Sivas Belediye'nin 8 beraberliği olduğunu söyleyebilirim, değinebilirim. İkisinde 8 beraberliği var. Ligin en çok beraberlik alan takımlarından biri. Tamam, Kırklareli az mağlubiyet almış ama az da galibiyet almış. Buna da değinelim. Yani orada belki 2-3 ekstra galibiyet alsa hani bu beraberliklerin 2 tanesine falan galibiyet çıkarsa 4 puan daha fazla olacak ve takımın havası, motivasyonu daha farklı olabilirdi. Kırklareli için pek diyecek bir şey yok. Şu anda playoff'un dışında kaldılar İlk diyebiliyorum zaten 12 puan sıra durumuna. takımların içinde de en az gol atan takım bu arada. Kırklareli. Evet. 19 Evet. golle. Van'a Ya bu maçla geçelim. ilgili çizgi. Van'a Van. geçelim Hüseyin. Van Tamam. deplasmanda 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 kazandılar. Maça Tabii. gitmeyi istiyordum ama biliyorsun Hüseyin ben Kalaman maçını tercih ettim. Darıca Evet. Gençler Birliği maçını. İyi yaptın yani. O da tercih meselesi tabii. Değişiklik oldu. Yani bir de üçüncülük takip etmek de ayrı bir güzeldir. Böyle gittiğin iyi oldu. Farklı bir lig. 1922'yi yine izlersin. Evinin dibi zaten. Yani Van Spor'la ilgili Kastamonu deplasmanında şok bir mağlubiyet yaşadılar aslında. Ama onu 1922'de Kastamonu deplasmanında diyorum, özür diliyorum. Kastamonu'ya evinde İç yenildi diye sahada. hatırlıyorum. İç sahada yenildi aynen. 1922 deplasmanında bunu telafi ettiler bence. Önemli bir 3 puan aldılar. Yani hafta içi oynayacakları Eyüp maçını yani liderlik için bence çok kritik maç oldu artık Van Spor'un. Orada ne yapacaklar, ne edecekler? Açıkçası merak ediyorum. 1922'ye değineceğim burada biraz da. 5 maçtır kazanan bir 1922 var. Ve orada şimdi konuşulan bir şey var. İsmail Güven, Doğancan Görpek gibi oyuncuların Süper Lig'deki pilot takım tabii biliyoruz 1922. Konyaspor'a gönderilecekleri. Bu 35 sayısından dolayı oradaki kadroyu şişirecekleri yani hani o yedek kulübesi, alternatif oyuncu için, rotasyon oyuncusu için 1922'den 2-3 futbolcunun böyle gönderiliyor. Özellikle Doğancan Görpek'te İsmail Güven'in ismi anılıyor. Yalnızsan Evet. düşün. Yani Ve aslında Hüseyin, Ekrem Karalovalı'nın ismi nasıl anılmıyor ya? bilmiyorum. Ya Hani o hayret var. ediyorum artık yani. Onun dışında şu var. Yani ben açıkçası şunu da anlamıyorum Abdullah. Hani ismi anılıyor, anılmıyor da geçtim. Bazı duyduğuma göre bazı oyuncularla sözleşme fesli olacakmış gibi. Mesela Seydi Kayasoy gibi Seydi'yle birkaç sözleşme feshi futbolcu. olacak. Aynen yani hani özellikle dün bugün böyle bir çalışmalar olduğu kulağımıza geliyor. Şimdi şuna çok güveniliyor bence. Çok büyük bir hata ve gaflete düşer 1922 Spor. İşte Akademi Ligi'nden futbolcularla zaten hani biz desteklersek burayı bu takım bu sene düşmez gibi bir düşünceye girerlerse ben yani çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirler. Yani bu sezon uzun bir sezon. Hafta içi hafta sonu kadro derinliğinizi yüksek tutmanız lazım. Genç bir kadroya sahip olmanız lazım. 1922 Konyaspor biraz risk alıyor tabii. Üst taraf için de önemli. Konyaspor ne olursa 1922'de de o olur. Açıkçası Konyaspor avantajlı olursa 1922'de de olur ama yani bu transfer dönemini verimli geçirmeleri lazım. Kadro derinliğini yüksek tutmaları lazım. Başka türlü sadece akademiden gelen futbolcularla götürmelerini ben zor olarak nitelendiriyorum. 5 maçtır kazanamıyor. Yani burada açıkçası bir maç kaybı daha yaşanırsa ben bir 1920 Konyaspor'dan kan değişikliği bekliyorum Abdullah. Ben burada teknik heyetten daha çok transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani 3-4 tane, 5-6 tane hatta takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Çünkü forvet pozisyonunda bir takviye olması gerekiyor. Orta alan var ki yapacaklar diye de biliyorum ama Evet. sayının biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Akademiye de önem vermeleri bence önemli. Oradaki oyuncuları orada değerlendirmek. Pilot takım zaten budur. Ama bunu biraz da tecrübeli oyuncularla ya da skorer oyuncularla yapmak daha mantıklı. Bir de şimdi hayır Çok genç Abdullah şöyle bir şey yaparsan var. Nidanın Şöyle bir dibi şey var. olursun. Şimdi devre arasında şunu yapamazsın anlatabildim mi? Takımdaki tecrübeli futbolcuların sözleşmesini feshedip gençlerle birlikte sahaya çıkıp bunu yapamazsın. Bunu yaparsan yere dibe çakılırsın. Bak bunu sezon başı planlarsın tamam mı? Örnek veriyorum kadroya 10 tane Akademi Ligi'nden futbolcu kardeşimizi dahil ediyor. 1920 Konyaspor atıyorum. 12 tane, 15 tane hiç önemli değil. Takım bir iskeletini oturtursun. Yavaş yavaş oyuncuları mevkilerinde zaten oynatmaya başlarsın. Yavaş yavaş oyuncuları ısındırmaya başlarsın. Ondan sonra bu oyuncuları götürebilir ama şu aşamada bu riski almak tecrübeli oyuncuları gönderelim, gençleri getirelim tarzında bir düşünce olacak da bu 1920 Konyaspor için sıkıntılı olur diye düşünüyorum ben açıkçası.
Ben de seninle aynı fikirdeyim deyip Turgut'la geçelim. Karaca Bey zor maçtı. Yendiler. Evet. Kendi evlerinde. Turgutlu'nun Evet. yani aslında kazanmasını da bekliyordum ama bu sezonun en iyi takımlarından birisi bence Turgutlu. Ben de öyle düşünüyorum. Yani baktığımızda hani Turgutlu Spor taraftarı bazen böyle hoca istifa falan diyor ama ben niye istifa dediklerini anlayamıyorum. Hani takım kadroları çok böyle inanılmaz bütçeli, yüksek bütçeli, şöyle para saçtım, böyle para saçtım, yıldız getirdim bir kadro değil. Daha çok mücadele gücü yüksek, bu ligleri bilen futbolculardan kurulu bir takım. Mali anlamda çok güçlü bir takım değil bildiğim kadarıyla. 3 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşamıştı. Kötü bir seriydi. Ama son 3 maçta da galibiyet serisiyle bunu toparladılar. Bugün baktığımızda 18 maça çıkmış Turgut Spor. 36 puan almış. Maç başı ortalaması 2 puan. Bence muazzam bir ortalama. Açık konuşmak gerekirse. İkinci devre, devre arası doğru transferlerle birlikte ikinci devre bu ortalamayı biraz daha yükseltip o zaten yaparlarsa şampiyonluk için yani üst lige çıkmak için önemli bir aday olurlar. Şampiyon olamasalar bile playoff'ta önemli bir konumda olurlar. Bence ben takım yapılarını falan doğru buluyorum açıkçası. Böyle çok kar vurup parmağı savurmadılar rakipleri gibi. Ben mesela bir Turgut Spor'u Sakaryaspor gibi para harcadığını düşünmüyorum. Açık konuşayım mesela. Eyüp Spor gibi para harcadığını düşünmüyorum. Daha mütevazi bir kadro yapılarının olduğunu düşünüyorum. Aldıkları galibiyet de önemli. İyi gidiyor Turgut Spor. Sakarya maçına geçeceğiz. Sakarya deplasmanda Mesut'u takdir ediyorum. 1-0 yendiler. Senin evet. Telefonun geldi. Telefon geldi. Bir daha alabilir miyiz? Çok sanki, özür diliyorum. Sanki az önce bana da geldi. Sanki aynı kişi aradı bizde. Aynı kişi aradı yüksek ihtimalle. Aynı muhtemelen. Evet. Aynen. Sakarya'ya geçiyorum seni. Sakarya Spor tarafına. Tamam deplasmandaki geçelim. Mesut'u 1-0 yendiler. Geçtiğimiz evet. sezon biliyorsun Hüseyin ben oraya maça gittim Mesut maçına. Orada Sakaryaspor'la röportaj yaparken Serdar abiyle tanıştık. Serdar Tükelmez Sakaryaspor camiasında. Evet. Ona sevgilerimi iletiyorum Serdar abiye. Daha sadece onlarla tanışmadık. Alper abiler var, Sefalar var. Çok insanla tanıştık. Tabii. Hala görüşüyoruz. Bugün Serdar abi mesaj atmış Hüseyin. Hemen mesajını okuyacağım sana. Ben okumak istiyorum. Serdar. Oku oku tabii. Alt liglere değer verip de kovalayan kardeşim iyi yayınlar dilerim. Adapazarı'ndan selamlar olsun. İyi güzel. Yıllar dilerim. Özel dilerim. Yayınlar değil. İyi yıllar dilerim. Selamlar Serdar abi. Mutlu seneler. Hakkınızı helal edeyim. Bu ligleri herkes yapamaz. Ağırlayamadık sizi. İnşallah en kısa sürede ağırlarız diye mesaj atmış. Bugün yeni yılımız da kutlamış. Çok teşekkür ediyorum sağ Serdar abiye. Geçen sene çok Etimesi selamlar. Deplasman'da tanışmıştık onunla da. Hatta bu sene de takip ettiğini, Hüseyin Karabacak ismini bildiğini söylemiştim size. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Serdar Umarım abi. onların da mutlu olacağı günler gelir. Onlar çok üzüldü yani. Yıllardır üzülüyorlar playoff'tan dolayı. Umarım mutlu olurlar yakında. Ben maça geçecek olursam. Yani Sakaryaspor 1-0 kazandı Hüseyin. Onu söyleyeceğim şimdi sana. Bu arada Etimesgut'un da çok güzel bir misafirperverlik yaptığını tweet atmışlar. Sosyal medyadan duyurmuşlar. Evet. Etimesgut kulübü başkanı ve aynı zamanda Rizespor başkanı Hasan Kartal'a. Bunlar Hakan Bey. kulüplerimiz için Evet. önemli. Çünkü bir sonraki Tabii. geçeceğimiz konu bununla alakalı. Tabii. Ben bu tarz misafirperverlikleri yaptıkları için teşekkür ediyorum. Etimesgut kulübüne de Hasan Kartal'a da Rizespor başkanına da gerçekten hani Rizespor camiası da gerçekten teşekkür ediyorum. Sözü sana bırakıyorum. Yani Edimeskut kadro yapısı anlamında baktığımızda istikrarsız bir takım gerçekten. Hani çok iyi gitmiyorlar. Hani yani kadro yapısı iyi bir takım bence. Sonuç anlamında istikrar alamayan bir takım. Çünkü gerçekten iyi futbolcuları bulunan bir takım. Ben açıkçası Edimeskut'un böyle 4. 5. sıra konumunda olabileceği bir takım olarak değerlendiriyordum ama olamadı maalesef. Sakaryaspor için önemli. Yani o bir mağlubiyet yaşadılar. Turgutlu mağlubiyet. Onun dışında son 7 maç 6 galibiyet mi oldu? Tabii. Evet, 7 maç 6 galibiyet. 7 maç 6 galibiyet. Bence çok çok iyi gidiyorlar. Şimdi önlerinde 3 tane maç var. Kastamonu, Bayburt, Serik. Yani buradan Sakaryaspor 3 maçtan 9 puan çıkarabilirse çok ekstra bir sonuç olacak Sakaryaspor için. Otomatikman ikinci yarı gerçekten önlenemez bir Sakaryaspor izleyebiliriz. Ama tabii ligin başındaki o puan kayıpları, İsmail Ertekin döneminde özellikle yaşadığı puan kayıpları Sakaryaspor'u biraz arka plana atmış konumda ama maç eksikleriyle birlikte baktığımızda, lidere göre maç eksiğiyle birlikte baktığımızda ikinci devre çok farklı bir Sakaryaspor izleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Serik maçını göremedim ben ama Hüseyin. Sanki Kastamonu'da iç sahada oynayacaklar Bayburt deplasmanı. Bayburt deplasmanı. Ben Serik diye de notlarımı almışım. Belki hatalı olabilirim bilmiyorum. Yine bakarsın sen.
Serif maçına baktığım zaman 4. ayın 14'ünde gösteriyor. Yani ayın orada bir yanlış 14'ünde. var. Kırşehir iki takıma da başardılar diyelim Sakarya Spor'la alakalı. Serif deplasmana gidecekler. Aman dikkat etsinler Serif deplasmanında. Kırşehir'le alakalı maçta 2-1 mağlup oldu Serif deplasmanında. Şimdi normalde ben Serif Belediye'ye yüklenmeyi düşünmüyorum. Futbolun içinde bu tarz olaylar oluyor mu? Oluyor. Kabul ediyorum. Özellikle ikinci, evet, üçüncülükte bu tarz kaos şeyler oluyor mu? Oluyor. Ama her hafta oluyorsa orada bir sıkıntı vardır. Bunu tabii ki emniyet görüntüleri daha net belirleyecek. Şimdi Serik suçlu, Kırşehir Belediye suçlu, şu suçlu, bu suçlu şu an için diyemiyoruz. Ama evet, sosyal medyada dönen görüntülerde ve yapılan olaylarda, anlatılan olaylarda emniyet görüntüleri var. Emniyet görüntülerini alınca açıklama yapılacak. Ama bize saldırdılar. Yöneticiler dahil olmak üzere bize saldırdılar diye Kırşehir Belediyespor'un açıklaması var. Saldırıldığına dair. Aldığım bilgiye göre kırmızı kart gören oyuncu hırsına yenik düşüyor. Şeyden geliyor. Soyunma odasından tekrardan çıkıyor. 96-9'da mı 8'de mi ne görmüş zaten. Yani şunu söylüyorum. Serik, Serik güzel bir kulüp. Yani Antalya gibi bir yerdesin. Ve iyi de bir kadron var. Geçen sezon çok iyi bir işler yapmışsın. Bence Serik'in bunlarla anılmaması lazım bu tarz olaylarla. Orada bir sıkıntı var. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edelim. Bu Kırşehir'i şu bu önemli değil. Ama anılmasın bunlarla. Evet. Yani Serik Spor'da açıklama yaptı açıkçası. Kırşehir'li futbolcularla ilgili. Özellikle tuvaletleri bilmem neleri, oradaki malzemeleri çok hor kullandığını ve mahsat çıkardığına dair. Tabii. Yani hani burada karşılık, bunu pek şey yapmak istemiyorum ama ne olursa olsun Serik'le ilgili başka takımların da sürekli böyle bir şikayet oluyor. Yani ben şimdi futbol ligdeki oynayan takımlar daha iyi biliyorlar. Yani ya yakışmaz yani. Sonuçta zaten bir de hani pandemi süreci yaşıyoruz. Herkes 3 güne bir maç yapıyor. Yani kazanan kaybeden belliyse. Bu iş çok uzatmanın anlamı yok. Yani hani futbolcular gerçekten şimdi bir sürü futbolcu profesyonel futbol ekibinin kuruluna sevk edildi diye biliyorum bu maçtan sonra. Kime yarıyor yani? Zaten hani herkes için zor bir süreç geçiyor. Takımların zaten kadro dar, kısıtlı. Şimdi futbolcular ceza alsa ne, almasa ne? Onun dışında yani insani olarak da sıkıntılı. Gerek yok bu tarz işlere. Umarım Serik'te veya başka hiçbir yerde bu olaylar artık minimize edilir, yaşanmaz diyeyim. Geçelim bence. Onun bence dışında Serik da önemli bir... Bence bu maçı da konuşmayalım yani. 2-1 mağlup. Doğru söylüyorsun. Yani çok da doğru söylüyorsun. Ben sadece şunu istiyorum. Serik Belediyesi utanç tablosu bir maç. Kırşehir kusura bakmasınlar. Olayları kim başlattı, başlatmadı çok bilmiyorum. Ama Serik Belediyespor'un ben bu tarz şeylerle anılmasını doğru bulmuyorum. İki takımın da aynı şekilde bende yakışmıyor. Bu tarz olaylar yakışmıyor. Bence bu maçı konuşmayalım. Doğru söylüyorsun. Kırşehir'de Gürses Hoca'nın ayrıldığına değinip başka maçlara geçebiliriz bence. Aynen. İsimler var mı duyduğun? Konuşulan kulağına gelen isimler var mı? Valla yani hani özellikle sosyal medyada Hakan Hayati Karaca ismi dönüyor. Isparta Spor'dan ayrılan teknik direktör. Ama şu anda ne durumda bilmiyorum. Serdar Bozkurt ismi dönüyor. Ben çok ihtimal vermiyorum Serdar Hoca'nın Kırşehir'i tercih edeceğini. Açık konuşmak gerekirse. Onun dışında net bir kulağıma gelen bir bilgi var mı dersen yok açıkçası. Peki Bodrum Spor'a geçelim. 6-1 yendiler Karabük deplasmanı. Yani zaten Karabük'ün, evet, otobüsün bu hafta biliyorsun bir problem yaşadılar. Haciz geldi. Tabii, Allah tabii. Yardımcılar olsun. Biz bu konuyu çok konuştuk Hüseyin. Kolay bir maç olması zaten beklemiyordum. Ozan Son'un hat-trick'i var maçta. Normal. Tabii. Yani bu, tabii hani onları çok konuşmaktan çok ben açıkçası Tahsin Tam Hoca geldikten sonraki Bodrum Spor'un performansına değinmek istiyorum. Tarık Taşgün istifa etti. İstifadan sonra Bodrum Spor gitti. Sakarya'da 6-2 yendi. Sakarya'da zaten her şey ondan sonra değişti. Bodrum Spor'da da aslında ondan sonra değişmiş oldu. Takımın başına Tahsin Tam teknik direktör olarak getirildi ve takım başına çıktı. 9 maçta 18 puan aldı. Yani Tahsin Hoca takım geldikten sonra ki takımın en önemli silahlarından biri en golcü ismi Harun Kavaklıdere'yi de kaybetti bu süreçte. 9 maçta 18 puan, maç başı ortalaması 2 puan. Çok iyi bir ortalama yakaladı. Bu şekilde gitmeye devam ederse Bodrum Spor ikinci yarı playoff'u zorlayacak seviyede bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Karabük'le ilgili diyecek bir şey yok. Allah yardımcıları olsun genç kardeşlerimizin. Omuzlarındaki yük, yani zamanda tribünlerinde dumanlı kentin puslu çocukları, dilimde şampiyonluk şarkıları, bu sene bağladık biz umutları, Ya Rabbi duy bu haykırışları diyen Karabük kentinin
bu kadar bu futbolculara, bu takıma duyarsız kalmasına ben açıkçası ne olursa olsun kınıyorum. Tamam, zamanında birileri bir şey yapmış vesaire. Ama bu çocuklara bu kadar da sahip çıkmamazlık yapılmaz. Yazık, günah bu takıma. Ya bu takımın resmen artık cenazesi falan gelmiş. Bu takım vefat etmiş. Tabutun kaldırılmasını bekliyorlar. Tabut da yakında kalkar zaten. Bir şey kalmadı şurada. Karabükspor'a geçmiş olsun. Çok üstüne konuşacak bir konu olduğunu düşünmüyorum artık. Evet, 2017-2018 sezonunda sadece 2,5 yıl önce rakip Eto ile Karabükspor rakipti. Evet. Yani çok üzücü. Karabükspor Emenike gibi bir oyuncu kazandırmış. Böyle çok fazla işler yapmış bir kulüp yani bu ülke futboluna. Yani bak da altyapıdan yani çıkardığı çok fazla futbolcu da var. Yanlış hatırlamıyorsam Tümer Metinler yoktu. Yani Tümer Metin Zonguldak'tı. Özür diliyorum. Hani o iki şehir birbirine yakın olunca bu tarz bir sürü oyuncular İbrahim Üzülmez olması lazım. Bu tarz isimler çıkarmış bir takım ama bu kadar sahip çıkılmaması. Yani bir kulübün 120 bin ton. 30 yılki forveti Yatabari'ydi Hüseyin. Şu an Sivasspor'da. Evet. Neyse geçelim. Yapacak bir şey yok. İki takıma da başardılar. Birim Karabükspor'un Allah yardımcısı olsun. Bodrum Spor'un iyi geçiyat var. Sen söyledin. Sivas Tarsus deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Maçı da çok fazla izleyemediğimiz için çok bir şey söylemeye gerek yok. Yorum yapamıyoruz. Evet. Yorum yapamıyoruz yani. Pazarspor Kastamonu'yu 1-0 yendi deplasmanda. Kastamonu geçen hafta yani Van'ı orada 2-1 yenmişken bu hafta ilk sahada yenmen gerekirdi. Evet, yani ENSG'nin orada bir açıklaması vardı. Hani gidip sen hani liderliği oynayan takımı yeniyorsun. Kastamonu Başkanı ENSG Ergün'ün açıklaması. Liderliği oynayan takımı yeniyorsun. Geliyorsun burada işte hani saçma sapan konsantrasyon bozuklukları nedeniyle yeniliyorsun. Bununla ilgili önlemlerimizi alacağız. Artık aileyiz zaten ama aile de olmamız gerekiyor muyum ben de? Kastamonu Spor Başkanı ENSG Ergün bir açıklama yaptı. Kastamonu Spor'un artık sonuç alması lazım. Çok çünkü alt sıralarla çok haşır neşir oldu. Geçen sezon playoff'ta iddialı konumda olan ligde iyi işler çıkaran bir takımın bu sezon bu konumda olması açıkçası üzücü. Kastamonu Spor'un ben normalde hala iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Tabii transfer fırsatları kapalı, sıkıntıları var vesaire ama bu kadar ligin alt tarafıyla haşır neşir olmasını çok pek anlamlandıramıyorum. Pazar Spor Cafer Aydın geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladı. Onlar için de çok iyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ve çok da şey konuşmayacağız. Kastamonu Spor yarın Eyüp Spor'la bir maça çıkacak. Buna değinebiliriz. Pendik 1-0 yendi Elazığ Spor'u deplasmanda. Pendik için iyi bir sonuç diyelim çünkü buna çok ihtiyaçları var Pendik'in. Tabii. İyi bir kadroları var ama bir türlü olmuyor. Geçen hafta da konuştuk ama Elazığ Spor için de ya onların da Allah yardımcısı olsun. Şöyle, Pendik Spor'un gerçekten iyi bir kadrosu var. Devre arası içinde şu anda transfer hamlelerine başladılar diye duyuyorum. Önemli futbolcularla görüşüyorlar en azından. Şaban Hoca geldi. Şaban Hoca geldikten sonra 3 maçta 2 galibiyet aldı. Önemli galibiyetler bunlar. Tamam, birisi Mamak'a karşı, birisi Elazığ Spor'a karşı. Alt sıralarla mücadele anlamında önemli galibiyetler. Alt puanlı mı? Tabii. Elazığ Spor'da Orhan Hoca, Orhan Kaynak istifa etti. Görevinden ayrıldı. İstifa veya görevinden tam bilmiyorum. 5 maçtır kazanamayan bir Elazığ Spor var. Aslında çok tecrübeli futbolcuları var Elazığ Spor'un. Kadir Bekmez gibi, Yiğitcan Erdoğan gibi, Murat Ceylan gibi çok tecrübeli bu liglerde oynamış futbolcular, üst liglerde oynamış futbolcuları var. Ama tabii Elazığ Spor bayağı bir sıkıntının içine düştü yani. Şu anda da son 3'ün içine girdi diyebiliyorum. Pendik Spor'a gelince ilk devrenin sonuna kadar yanlış hatırlamıyorsam Bayburt ve Pazar maçları var. Bu iki maçtan çıkartacakları 6 puan. Onları biraz daha veya çıkartabilirlerse 6 puan. Onları biraz daha önemli bir konuma getirebilir ve ikinci devreye daha mutlu bakabilirler diye düşünüyorum. Peki Bayburt demişken de Bayburt'ta evinde Mamak'ı kaybetti. Mamak bu sıkıntılara rağmen Bayburt deplasmanında kazanıyorsa demek ki Bayburt'ta daha büyük sıkıntılar var. Yani gerçekten zaten bu iki takım hep sıkıntılı. Abdullah yani hani Bayburt'la Mamak gerçekten ligin başından beri işte korona vakaları, işte oyunculara para ödenmemesi. Yani ben şimdi mesela çok merak ediyorum. Mamak'tan görüyorum sürekli oyuncu ayrılıyor. Sözleşmesini feshediyor, gidiyor. Sözleşmesini feshediyor, gidiyor. Bayburt'ta da mutlaka bunun olacağını düşünüyorum ben. Çünkü ödeme yapılmıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü daha transfer dönemi bitti. Birinci ayda tam Bayburt'ta oyuncular yanlış değilsem açıklama yaptı işte. Bize verilen sözler yerine getirilmiyor. Biz buna rağmen işte savaşıyoruz, mücadele ediyoruz diye. Daha birinci ay yani. Hani gerçekten demek ki futbolcular bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Yani Mamak için önemli bir galibiyet bence. Ama açıkçası kafa yapılarını hem Bayburt hem Mamak değiştirmezse bu sene yolcu olacaklarını düşünüyorum.
istemem Bayburt gibi bir şehrin. Çünkü Bayburt kolay imkanlarla da çıkarılmadı özellikle. Ama kulüp anlamında kafa yapılarını değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Hem Bayburt Spor hem Mamak Spor. Evet, Konya'dan bir arkadaşım size ilginç bir olay söyleyeyim. Konya'dan bir arkadaşım Mamak forması istedi. Yani sanki başka takım yok, Mamak FK forması istedi. Çok ilginç bir Abi şey Mamak söyledi. Spor, Mamak Spor, Mamak Spor kendi futbolcularına forma verebiliyorsa iyi yani. Yani Burada... dedim nereden bulalım yani futbolcularda, hani aradım birini, abi dedi ben de futbolcu yok ki dedi, sana vereyim dedi yani. O da kadro dışı bu arada. Çok zor. Aradım oyuncuda. Ne oluyormuş? O da kadro dışı. Aradığım oyuncu da kadro dışı. Abi ben de forma istedi. Ya o takımda kadro dışı eksik olmaz zaten hem Mamak'ta. Mamak yani biraz o konuda sıkıntılı. Yorumlara geçiyorum. Caner Tamamdır. Altaç'a Elazığ Spor'u karıştığını söylemiş. Teşekkürler bu arada. Bunu Hüseyin Bey de söyledi. Hüseyin de. O gruptan Karabük, Bayburt, Mamak kesinlikle düşecektir demiş Altaç Spor. Eyüp Spor'da ne şampiyon olacaktır demiş. Erzincan ve Hekimoğlu diğer playoff için. Kastamonu çok değerli Evet. bir galibiyet aldı. 3 puandan daha fazla demiş geçen hafta için. Ama bu hafta bir anlamı kalmadı. Başkanın açıklaması gibi. Sakarya nüfusu 1 milyonu geçmiş demiş. Türk olsun beni de etkilemiş. Doğrudur arkadaşlar. Yani o an için bir şey. Hüseyin bir şey anlatırken de bu arkadaşımız kurumuş boğazım yazmış. O sürede sen bir şey anlatıyordun Hüseyin. Sakarya Spor camiası ile alakalı. Şey, ha, Sakarya Spor'un marka olduğuna dair filandır büyük Evet, bir ihtimalle o şey taraftı anlatıyordun. yani. Kırşehir beklenmedik Bayburt beraberliği demiş Rüsten Bey. Geçen haftaki sonuç Evet, Kırşehir'le ilgili. bir arkadaşımız Sakarya Spor hakkında saygısı ve bilinçli bir yorum yapmıştı. Fatih Bey yazmış bunda. Evet, Fatih Bey de orada cevap vermişti. Hatta diyor ki Rahim, Zafer, İlker Yağcıoğlu, Recep Çetin, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, diyelim ki söylemiyorum, oynatmıştır diye şeyler söylemişti. Bu grupta bütçeleri bakımından bulundukları konu itibariyle Kırşehir Belediye ve Özür Bey özür kesinlikle verici takdir hak ediyor demiş. Bence bu hafta ikisi takdir hak etmediler. Van Spor'un şampiyon planını nasıl görüyorsunuz? Transfer döneminde hangi bölgelere transfer yapılmalı? Teşekkür ederim demişler. Teşekkür ederim. Biz de onlara teşekkür ederiz. Kadir Poyraz Bey, Van Spor'un şampiyonluk bu haftaki ilk maçına bağlı bence. İlk maçındaki alacakları galibiyet onları... Çarşamba günü oynanacak maç çok kıymetli. Ondan sonra transfer üstüne zaten hani illaki hoca yönetim planlamıştır ama yani bir forvet hamlesi ben açıkçası bekliyorum oradan. Onun dışında kanat hamlesi mutlaka olması gerekiyor. İyi bir orta saha gerekli diye düşünüyorum. Savunma kısmında nasıl son durum açıkçası aklıma getiremiyorum şu anda ama özellikle santrafor ve kanat hamlesi özellikle gerekiyor gibi duruyor Van Spor'da. Peki, bir yorum daha var, onu da okuyayım. Maçlar hangi kanalda demiş Misli.com'da bu arada. Misli.com'da yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş orası. Bugün sana söylediğim olayı burada yazdılar. Evet, öyle hatırladım. Saha bazı geçen sene kadro dışı kaldı, bu sene değil de çok fazla gol atamadı. Kaç maçtır? Karşı karşıya kaçıyor. Eski saha bazı. Saha bazı, yalnız saha bazının kadro dışı kaldığı süreç geçen sene değil. Bu sene Hekimoğlu'yla başlamıştı sürece. Hekimoğlu'ndan yanlış değilsem bir indirim süreci oldu. Yani playoff'ta Hekimoğlu'yu yendikten sonra Taha Balcı'nın sözleşmesi normalde devam ediyordu Hekimoğlu'yla. O süreçte kadro dışı bırakıldı. Yani sezon başı hazırlık sürecinde kadro dışı bırakıldı. Ki o süreç çok uzun sürmeden Eyüp Spor yanlış bilmiyorsam bonservis ücretini de ödeyip Taha Balcı'yı transfer etti. Taha Balcı geçen sene kadro dışı bırakılmadı yani. Evet. Yani bu konu hakkındaki fikirlerimizi zaten yayının başında da belirtmiştik. Evet, evet. Kahvalcı, Eyüp Spor'un şu an için bence ihtiyacı olan bir durum. Çünkü ikinci yarı daha geniş kadroya ihtiyaçlar olacak takımların. Bizi izlediğiniz tabii, için teşekkür aynen. ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hüseyin, ağzına sağlık. Herkese tekrardan eyvallah, yeni, kardeşim. Mutlu bir yıl diliyoruz. Umarız 2021 yılında futbolu ve alt ligleri daha iyi, daha izlenebilir ve daha çok konuşulabilir bir hale getirmek bizlere nasip olur. İnşallah. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum. Mutlu yıllar.